Salmonella birçok hayvanın bağırsak sisteminde bulunan doğal bir bakteridir. Zirai ilaçlı yemler, doğal olmayan beslenme ürünleri ve sağlıksız kümes şartlarının son yıllarda artması dolayısıyla et ağırlığı düşük olan güvercinlerin doğal metabolik sistemlerinde kalıcı hasar bırakmıştır. Pasif olarak bulunması gereken Salmonella bakterisi bu hasarın sonucunda aktif hale gelmiş ve müdahale edilmediği takdirde bulaştığı kümesteki hayvanların kaçınılmaz ölümleriyle sonuçlanmıştır. Peki bu konuda ne yapılabilir? Öncelikle bir hastalıktan kurtulmanın en iyi yolu ona hiç yakalanmamaktır. Bu yüzden kuşlarımızda pasif olarak bulunan Salmonella'nın kontrolsüz bir şekilde üreyip güvercinlerin sağlığını bozmaması için uygun kümes ortamını sağlamalıyız. Peki nedir bu uygun kümes ortamı? Uygun kümes ortamında havalandırma şartlarının düzgün olmasını sağlamak gerekir. Kümes içindeki hava sirkülasyonunu düzenleyip ferah ortam sağlamalıyız. Kümes kapısının altına havanın geçebileceği bir ızgara veya tel koyup, kümesin üstüne ise baca takmak hava akımı yaratacağından temiz havanın içeride, kirli havanınsa dışarıda kalmasını sağlayacaktır. Kümes yuvalıkları en az yerden 1 metre yukarıda olmalı ki, kuşlar kanat çırptıklarında kümes içindeki pisliğin kalkıp folluklara girmesi mümkün olmasın. Follukları sabit değil hareket ettirebilir bir şekilde kullanırsanız, pislendiğinde temizleyip tekrar yerine koyma şansınız olacaktır. Zeminde ızgara kullanımı pisliğin güvercinlerin ayaklarına yapışmasını engellemekle beraber, güvercinler tekrar yuvasına çıktığında yuvasını pislemesinin de önüne geçecektir. Metabolizması zayıf kuşlarda üreme olasılığı çok yüksek olan Salmonella'nın baş göstermemesi için kuşlarımızı zirai ilaçlı yemler ve gereksiz ilaç kullanımından uzak tutmalıyız. Kuşlarınızı olabildiğince doğal besleyin, yani Salmonella'yı tetikleyen sanayi üretim yemleri değil, doğal ürünleri tercih edin. Tabii ki bu şartları yerine getirmek, Salmonella'nın ve diğer hastalıkların kendini göstermesi ihtimalini çok yüksek bir oranda engelleyecektir. Ama hiçbir şey %100 değildir. Sonuçta grip kadar basit bir hastalık da her gün C vitamini alıp sağlıklı beslenseniz de yakalabildiğimiz bir hastalıktır. Çünkü bakteriler ve virüsler de birer canlıdır. Kuşların da bizlerin de metabolizması güçlendikçe onlar da güçlenir ve değişirler. Güvercin kanseri diyebileceğimiz Salmonella'nın belirtileri nelerdir? Nasıl tespit edilir? Tek kanat düşmesi, tek ayak topallaması, kuruma uyuklama, yeşil dışkı, sümüksü dışkı, köpüklü dışkı, sulu parçalanmış dışkı, pis kokulu dışkı, yürürken denge kaybı, göğsünün üzerine düşme, arkaya yaslanma, yavrunun yumurtadan çıkamaması, yumruk kadar yavruların ölmesi veya sallabaşa girmesi, yeme düşmüş yavrunun anında kurumaya girmesi, çiftleşmeye hazırlanan kuşun kurumaya girmesi veya ölümü, kıçına dışkı yapışması, kuşlardaki canlılığın ve iştahın az olması. Bu belirtileriniz varsa ilaç kullanmadan önce veterinerinize giderek durumu açıklayın. Ülkemizde küçük ve büyükbaş hayvancılık yaygın olduğundan veterinerlik okuyan öğrenciler ağırlıklı olarak bu iki çeşit hayvan türünün eğitimini tercih etmektedirler. Yani veterinerlerin çoğu kuşlar hakkında yeterli bilgi sahibi değildir. Bu durumda kontrolsüz bir tedavi uygulamaktansa güvendiğiniz güvercin ustaları veya güvercin hocalarından bilgi alabilirsiniz. İlyas Yıldırım Güvercin Hastanesi kanalımızda her türlü hastalık, doğru kümes ve beslenme hakkında soru sorabilir ve yardım alabilirsiniz. Salmonella, su, hava ve dışkı yoluyla bulaşabilen çok tehlikeli bir hastalıktır. Bu yüzden güvercinlerinizden birinde bu belirtileri gördüğünüz takdirde onu diğerlerinden çabucak ayırın. Sulukların suyunu değişip kümesi temizleyip güvercinlerinizi gözlemlemeye başlayın. Eğer herhangi başka bir kuşunuzda bu belirtilerden birini dahi görürseniz, kümesinizin tamamına yayılmıştır bile. Güvercinlerinizin sağlığını korumanın en iyi yolu doğal besleyip kümesi temiz tutmaktan geçer. Videonun konseptini beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.